Evet hocam, merhabalar. Yatak odası sırlarla dolu değil mi? Tabii ki. Yatak odasında pek çok sır var. Ve bunlar aslında keşfedilmeyi bekleyen yönlerimizden de oluşan sırlar. Özellikle bir kadını ve bir erkeği yatakta baştan çıkaracak sırlar var. Kadim öğretiler var. İsterseniz bu videoda kadını ve erkeği baştan çıkaracak bu sırlara bir değinelim. Tabii ki bu güzel bir konu çünkü baştan çıkmak baştan çıkartmayı da beraberinde getiriyor ve yapılan eğilimi de muhteşem ve özel yapıyor. Parmak izi gibi. Hepimizin gözü var, hepimizin burnu var ama birbirimizden farklıyız. Hepimizin baştan çıkarılma şekli de aslında birbirinden farklı. Ama nasıl ki insanda iki göz varsa aslında erkeklerin de temelde baştan çıkarılacak mevzuları belli. Mesela erkek açısından fetişler çok önemlidir. Erkek açısından sexting dediğimiz cinsel içerikli sohbetler çok önemlidir. Şimdi fetiş dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kadın bedeninin herhangi bir parçası ya da kadın bedeninin herhangi bir parçasına giyilen bir kıyafet, kadının duruşu, bakışı, üzerindeki kıyafetin dekoltesi dahil her şey erkeği baştan çıkartabilir. Ve bir erkeğin fetişlerini keşfetmesi, arzusunu yönetmesi anlamına gelir. Bunun iyi tarafı budur ama kötü tarafı da şudur. Fetişini bilmeyen bir erkek fetişiyle karşılaştığı zaman da çok büyük saçmalıkların içinde kendini bulabilir. Yani yanlış ilişkilerin içinde kendini bulabilir bir anda. Ve arzularını yönetmekte, dürtülerini yönetmekte zorlanabilir. O nedenle fetişlerimizi bilmek, kendimizi tanımak açısından çok önemli. İşte fetişlerin keşfedilmesi için biz iki yol öneriyoruz. Bir, erotik romanlar okusunlar. Ve romanları okurken kendilerini tahrik edici unsurları fark ettiklerinde zaten bedenleri sertleşmeyle tepki veriyor. Ha, orada beni tahrik eden bir şey var deyip oraya farkındalık yapılabilir. İki, erotik filmler seyredilebilir. Ve bu filmlerde yine en çok bizi tahrik eden detaylar keşfedildiğinde erkek bunları kafasında bir fanteziye dönüştürerek daha şehvetli birine dönüşebildiği gibi partnerinden de bunları istediğinde ateşlenmesi de kolay olur. İkincisi de sexting'tir. Yani seks içerikli konuşmak. Mesela biz sexting'i nasıl tanımlıyoruz? Cinsel içerikli sohbet etmek, argo ve küfürlü sohbet etmek, cinsel içerikli görüntü paylaşmak, cinsel içerikli video paylaşmak. Şimdi bunlar özellikle monoton giden evlilikleri canlandırmak için çok önemli. Ve mesela erkeklerin eskortlarla yaşadıkları deneyimlerde görünen bir detay var. Mesela erkek eskortlarla çok sexting yapıyor. Eskort ona fotoğraf gönderiyor, o eskorta penisinin fotoğrafını gönderiyor, sohbet ediyorlar ve daha WhatsApp'ta yazışırken bile erkek tahrik olabiliyor. Ama aynısını partneriyle, karısıyla yapmıyor. Niye? Çünkü onu ayıp görüyor, öbürünü hak görüyor. Ama unutmayalım, erkeği sonuçta baştan çıkartan bir detay bu. Ve birlikte olduğumuz kişi, eğer bizim hayat arkadaşımızsa onun da bunu yapabilmeliyiz. İşte bunu yapamadığımız noktada heyecan eksiklikleri meydana geliyor. Bu da yanlış olan, Türk aile birliğini tehdit eden en büyük problemlerden biri olan aldatmaya zemin hazırlıyor. Çünkü erkek evdekiyle baştan çıkmayınca dışarıda baştan çıkma yolları arıyor ve bu da dediğim gibi geleceğimizi de karartıyor. Boşanma oranlarının artmasının sebeplerinden biri bu. Ama bedenlerini birbirlerine özgürce sunan iki insan bence evli ya da çifttir. Ve o insanlar arası ayıp yasak olmaz. Her şeyi özgürce konuşabilmelidir. Onun dışında tabii ki kadının cinsellikle ilgili özel bir ortam yaratması, cinselliğe açık olması, daha erotik davranışlar içerisinde olması erkeği baştan çıkartır. Bunlar erkek cinselliği açısından önemli. Ha, bunun kadındaki karşılığı nedir diye bakarsak, birincisi kadını baştan çıkartan en önemli şey romantik bir adam, tutkulu bir adam, aşık bir adam. Seks için değil de o kadını arzuladığı için bunu ona hissettiren erkek motifi çok daha önemli. Kadını baştan çıkartan en önemli ikinci şey ise kurgusu. Yani orgazmik çekirdek orgazm fantezi dediğimiz bir fantezi lazım. Yani kadın aslında erkekten ziyade romantizmin ötesinde kendi kafasındaki kurguyla daha çok baştan çıkar. O nedenle kadının kafasındaki kurgu onun o seksten alacağı hazzı da belirler. Çekirdek orgazm fantezi. Aynı şey kadın için de geçerli. Yani kadın çekirdek orgazm fantezisini nasıl oluşturacak? Erotik romanlar okuyarak, erotik filmler izleyerek. Ve o kurgunun içerisine kendini soktuğunda ya da kendini o kurgunun içinde hayal ettiğinde o zaman kadın baştan çıkıyor. Yani aslında kadın kendi kendini baştan çıkartıyor. Ama erkeğin işte onu arzulaması, ona seks dışındaki dokunuşları, romantik jestleri, tutkulu oluşu, hafif sertlikleri, hafif maçoluğu ve bütün bunları ona belli bir düzen içinde sunması, yani bir kere değil, sürekli sunması ve seksin dediğim gibi yapıldığı ortamın ayartıcılığı, işte aynalar olabilir,
kılık kıyafet olabilir, parfüm olabilir. Bunlar da kadını baştan çıkartan en önemli unsurlar. Ve çift birbirini bu şekilde baştan çıkarttıkça ilişkilerde pozitif bir döngüye giriyor. Ve bu döngü onların evliliğini de koruyor. Ve birbirlerini sürekli yeniden keşfetmelerine de yardımcı oluyor. Şimdi baştan çıkarma kavramı aslında tanımadığımız bir insanı elde etmek gibi algılanıyor. Fakat siz az önce anlattıklarınızla ilişki içerisinde, evlilik içerisinde birbirini tanıyan, birbirine aşık çiftlerin de birbirlerini baştan çıkarmasından bahsettiniz. Ve bu legal bir baştan çıkarma. Tabii ki. Diğer türlü sadakatsizlik, aldatma ile sonuçlanabiliyor. Burada aslında ilişkiyi yenilemekten bahsediyorsunuz değil mi? Tabii ki. Şöyle, yatay keşif ve dikey keşifte iki keşif vardır. Yatay keşif aldatarak yapılan keşiftir. Başka bedenlerde kendimizi keşfetmek, başka bedenlerde bizi tahrik eden unsurları keşfetmek. Ama dikey keşif kendi içimizde ve partnerimizin içindeki yolculuktur. Çünkü biz sadece bir yönümüzle yokuzdur ilişkide. İçimizde çok fazla parça vardır. Ama bir parçayla o ilişkiyi sürdürmek de yazıktır. O nedenle her insan içinde yüzlerce farklı yön var. Ve dikey keşif dediğimiz partnerimizin içindeki o farklılıkları her seksle ortaya çıkarabilmek, kendi içimizdeki farklılıkları keşfedebilmek. Dikey keşif konuşarak, kurgularımızı, fantezilerimizi paylaşarak ve yine yeniden birbirimizi arzulayarak ortaya çıkar ve eski değil, her seferinde yeni. İşte bu mümkün mü? Evet mümkün. Ama bunun için demin de söylediğim gibi konuşmak ve paylaşmak şart. Şimdi erkeği baştan çıkaran faktörlerden biri olarak siz fetişlerden bahsettiniz. Ve bu aslında cinsel gibi görünmeyen ama cinselliği çağrıştıran bir bölge, bir kıyafet gibi bir detay. Fetişi kadınlarda görebiliyor muyuz? Kadınlarda fetişin karşılığı nedir? Kadınlarda aslında fetişi görmüyoruz. Yani ben mesela meslek hayatım boyunca binlerce danışan gördüm. Ama bir fetiş kadın hiç görmedim. Ama teknik olarak mümkün mü? Mümkün. Ama ben hiç görmedim. Demek ki bu da çok az görülen bir durum demektir. Ama kadında erkekteki fetişin karşılığı nedir dersek çekirdek orgazm fantezisi. Yani kadınlar bunu kurgu diyor. Yani şöyle ifade ediyorlar. Ben gözümü kapatıyorum, kendimi o kurgunun içine soktum mu, gerisi teferruat hocam diyor. Ama o kurgu olmadığı zaman ağrı da çekiyorum, acı da çekiyorum, hiçbir şey de anlamıyorum diyor. O kurgudan bahsediyor. İşte kadının fetişi belki de o kurgu. Erkekte fetiş ne kadar tahrik edici, kışkırtıcı, baştan çıkartıcı, etkileyici, yoldan çıkartıcıysa, kadın için de kurgu öyle. Ve her kadının aslında kendine ait bir kurgusu var. Bazısı izlenmekten hoşlanıyor, bazısı hükmedilmekten hoşlanıyor, bazısı gözlenmekten ve bu gözlemlerin sonucunda bir şeylerin oluşmasından hoşlanıyor. Bazısı daha farklı grup seksi hayalleri kuruyor ama her kadının bir kurgusu var. Ve bu kurgular paylaşılabilecek kurgular olabilir, paylaşılmayacak kurgular olabilir ama önemli olan neye yol açtı? Kadınlar kendi kurgularından korkmamaları lazım. Kurgularından utanmamaları lazım. Ama paylaşıp paylaşmamakta özgürdürler. Bazıları vardır ki içinizde kalmalıdır. Bazıları var ki paylaşılınca bir oyuna da dönüşüp daha keyifli hale de gelebilir. Ama önemli olan o kurgunun sonucunda partnerinize daha tutkulu sevişiyorsanız o işte bir sıkıntı yok. Ama o kurgu sizi coşturuyorsa bir sıkıntı yok. Ama o kurgu olmadığı zaman acı çekiyorsanız, o kurgu olmadığı zaman seks istemiyorsanız bir sorun var demektir. İşte bizi öyle bir hale getirdiler ki cinsellik tabu Türkiye'de hala. Konuşulmuyor, utanıyoruz, ayıp diyoruz. Ve bütün bunların altında da evlilikler kalıyor. Yani bugün erkekler aldatıyor ama kadınlar da. Erkekler kimle aldatıyor kadınları? Tabii ki başka bir kadınla. Demek ki kadınlar da aldatıyor, erkekler de aldatıyor. Ama kadınlar aldatınca akıllı davrandıkları için yakalanmıyorlar. Erkekler aldatılırken akılları uçtuğu için, kafalarına giden kan başka yerlerine dolduğu için ne oluyor? Erkek daha çabuk iz bırakıyor ve yakalanıyor. O yüzden erkekler çok aldatıyor gibi bir ima var. Sadece erkek sadece yakalanıyor. Kadın yakalanmıyor o kadar. Ama aldatmaları önlemenin yolu işte kadındaki çekirdek orgazm fantezisi, erkekte de fetişlerin keşfedilmesi. Bu ikisini birleştirecek yol da herhalde sexting'den geçiyor. Evet. Ama sexting sadece bir cinsel fantezi gibi değil. Aslında bir iletişim taktiği gibi de düşünebiliriz. Yani sadece fantezi olması gerekmeden çiftler konuşabilmeli. Her şeyi konuşabilmeli. Konuşamayan çiftlerde özellikle bu noktada hani bırakın baştan çıkarmayı, ilişkide birçok şey herhalde daha da ters gidiyor değil mi? Tabii ki, çünkü cinsel iletişimin en güzel hali sexting'tir. Ama cinsel iletişim çok geniş bir kavram. Mesela rahatsız olduğumuz şeyleri söylemek, beklentilerimizi ifade etmek, fantezilerimizi paylaşmak, gözlerimizle, yüz ifademizle, bakışlarımızla, dokunuşlarımızla, arzumuzla ortaya koymak, bunların hepsi
Cinsel iletişimin bir parçası ama bunun en güzel hali sexting'dir. Sexting nedir? Cinsel içerikli sohbet etmek, argo küfürlü konuşmak, cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar paylaşmak ve bunların birbirimizi tahrik edecek detayları içermesi. Ama bunun dışında dediğim gibi cinsel iletişimin pek çok alt başlığında demin saydım. Bu baştan çıkarma kavramının altında insanın yenilik ihtiyacı mı var? Baştan çıkarma kavramının altında monotonluktan sıkılma gibi bir durum mu var? Yani biz neden sürekli kendimizi yenilemek, ilişki içerisinde farklı bir şeyler keşfetmek istiyoruz? Çünkü monotonluk bir zaman sonra alışkanlığı, alışkanlık da bir zaman sonra sıkılmayı getiriyor. Ama seks sıkılacağımız bir eylem değil aslında. Zihnimizi, beynimizi kullandığımızda muhteşem bir eylem. Türkiye'de seks daha çok cinsel organlar üzerinden yaşanıyor. Penis vajina birlikteliği şeklinde. O da hep aynı pozisyonda, misyoner pozisyonunda. Yani çoğunluk böyle. Tabii ki mutlu bir azınlık var, %10'luk. Herkes inşallah o mutlu azınlığın içinde olur diyoruz ama kolay değil tabii ki bu. Evet. Ama en büyük cinsel organımız aslında beynimiz. Biz beynimizle sevişmiyoruz. Yani sevişen bir beyin bedenden çok daha fazla zevk veriyor. Türkiye'de insanlar ne yapıyorlar? Cinsel organlar üzerinden haz arıyorlar. Ama onlar bir araç. O araçları da yöneten muhteşem bir şey var. Ve o 1,5 kilo ağırlığındaki bu yapı aslında bizi ne yapıyor? Evrenle bütünleştiriyor. Çünkü beyin aslında bir bilgisayar gibi düşünün. Nasıl ki bilgisayarlar birbirine bağlı. Avatar filmindeki gibi avatarlar hani bir kutsal ağaca bağlanıyorlardı. Birbirlerine dokununca birbirleriyle bağlantı kuruyorlardı. Beynimiz de aslında öyle. Ve biz daha evrimimizi tamamlamadık insanoğlu olarak. Ve hep söylenen bir laf vardır ya, klişe. İnsan beynini %10'unu kullanıyor. %90'unu kullansa ne olacak falan diye. Gerçekten öyle. Ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde beyin odaklı sevişmelerde bir artış bekliyorum ben. Yani belki de bedenlerin temasını içermeden beyinsel seks dediğimiz durumlar ortaya çıkacak. Bu da tabii gelecek seks. Yani meta seks dediğimiz durum. Meta nedir? Öteki. Öteki seks başlayacak. Yani nasıl ki metaverse başladı, öteki evrene geçiş yapıyoruz yavaş yavaş. Sekste de meta olacak ve biz artık bedenle değil de daha çok beyinle sevişen canlılara dönüşeceğiz. Evrimimizin böyle bir sonu olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz mutlaka biraz böyle fütüristik temalardan oluşan gelecekle ilgili bir seks videosu çekelim. Çekelim. Gelecekte bizi seksle ilgili neler bekliyor? Yapay zeka bizi seksle ilgili nereye götürecek? İnsanın evrimi gelecekte seksle alakalı bize neler verecek? Meta seks videosu. Meta seks videosu. Bunu mutlaka çekelim. Bu video galiba epeyce bir konudan bahsettiğimiz verimli bir video oldu. Kadını ve erkeği baştan çıkaran daha çok fazla öğretiden, kadim öğretilerden, bilgelik öğretilerden bahsedebiliriz ama temelde aslında herhalde epey bir noktanın üzerinden geçtik. İlave sloganımız edeceğimiz... şu, bedenle sevişmek okey evet. Ama beyinle sevişmediğiniz sürece beden bir zaman sonra yorulur ama beyin asla yorulmaz. Güzel bir kapanış cümlesi oldu. Evet sevgili dostlar, bu hafta Dr. Cem Keçe ile birlikte kadın ve erkeği baştan çıkaran stratejilerden bahsettik. Yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.